Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ACT yani American College Testing sınavı hakkında malumat vereceğim. Gelin başlayalım. Arkadaşlar ACT Multiple Choice bir sınav. Yani biz A, B, C, D şıklarından yani E şıklarından bir tanesini seçiyoruz ve doğruysa bal alıyoruz. Yani skorumuz artıyor. Böyle bir sınav. Birinci hissesi English hissesi. Aslında İngiliz hissesini birazcık Grammar hissesi olarak da nitelendirebiliriz. Bu sistemde 45 dakika veriyorlar ve 75 soru cevaplamalısınız. Peki ne gibi sorular olacak? Punctuation ile bağlı sorular olabilir. Grammar bağlı sorular olabilir. Rhetorical skills ile bağlı sorular olabilir. sentence structure ile ilgili sorular olabilir. Ve style konusuyla ilgili sorular olabilir. Yani biz bunlara hazırlandığımız zaman... İngiliz birinci parti çok iyi bilmiş oluyoruz. İkinci kısmımız ise Math Section. Matematik Section'da arkadaşlar bize 60 soru veriyorlar ve 60 tane de soru oluyor. Her soruya 1 dakika düşünebilirsiniz ama tam da öyle olmuyor. Çünkü bazı sorular var 30 saniyede yapabilirsiniz. Bazı sorular var 2 dakika sürebilir. Peki matematikte hangi konuları kapsıyor deseniz. Elementary Algebra, Intermediate Algebra, Geometri, Orada aslında plane geometri ve koordinat coordinate geometri diye iki ayrılıyor ve trigonometri. Bu konuları geçiyoruz arkadaşlar matematikte ve that's all. Matematikte bence bütün öğrencilerin başarılı olabileceği bir section. Üçüncü kısmımız ise reading. Reading kısmında yine bizde tekstler oluyor. Bu tekstler SAT ile kıyaslarsanız biraz daha modernize olmuş text'ler oluyor ve size 35 dakika veriyorlar. 35 dakikada 40 soruyu yapmalısınız. Genelde yine fiction üzerine kurulmuş, science üzerine kurulmuş, history üzerine kurulmuş, natural science üzerine kurulmuş bunun gibi text'ler oluyor arkadaşlar. Text okuyorsunuz ve soruları yapıyorsunuz. Reading sadece bir şey söylemem lazım ki ne kadar çok söz bazanız, vokabüleriniz güçlüyse o kadar iyi inference'ınız var demektir. Ve bu sizi başarıya yönlendirecektir. Ve arkadaşlar dördüncü section'ımız yani bunların hepsi compulsory yani zorunlu. Sınavda bunları seçemezsiniz. Hepsine girmelisiniz. Bizim dördüncü section'ımız ise science. science. da reading gibi 35 dakika veriyorlar, 40 soru soruyorlar. Science dediğimiz nedir? Science dediğimiz aslında bizim biology, biyoloji, chemistry, kimya ve fizik üzerine kurulmuş. Yani fizik, kimya, biyoloji. Bu içinden farklı sorular var ama size şöyle söyleyebilirim ki biraz biyolojisi, kimyası olan için zor olan sorular değil. İnanın birazcık daha bileğe dayalı bir section olduğu için soruların daha çok yapıldığı ve daha az yanlışın olduğu bildiğiniz zaman yaptığınız bir section diyebiliriz. Yani matematikle science birbirine bence çok benziyor. Çünkü 2 ile 2 4. Biliyorsunuz ki cevap 4 işaretliyorsunuz. Science da da öyle. Yani kimya ile ilgili bir şey olduğu zaman biliyorsanız yapıyorsunuz. Yani reading de birazcık hani orada tahminler sürülüyor ama science biraz daha hani kesin bir section diyebiliriz. Arkadaşlar diğer bir section ise essay. Ama buradaki essay inşa bizim optional arkadaşlar. Seçsek de olur, seçmesek de olur. Burada bir inşa yazıyorsunuz ve size 30 dakika veriliyor. 30 dakika içerisinde bu inşayı yazmalısınız. Tabii ki burada soruya cevap vermek, background, detail background, sentence topic, structure'lar, cause effect'ler, process'ler her şey çok büyük rol oynuyor. Ama tabii ki inşaada optional olsa da yazmanız Amerika'daki üniversitelerde size pozitif etki yapacaktır. Sonuç olarak arkadaşlar ACT böyle bir sınav. Ve e, skor olarak ise 1 ila 36 arasında skor alıyorsunuz. Yani SAT gibi 1600 üzerinden yapılan bir sınav değil, 36 üzerinden yapılan bir sınavdır arkadaşlar. ACT sınavına girecek bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve biz de sınav merkezi olduğumuz için sınav alırken Self College'i de işaretleyebilirsiniz. Hoşçakalın.